Sevgili seyirciler, seçim maratonu başladı. Adayların propaganda yarışı da hızlandı. Yalnız bu aşamada kesenin ağzını biraz açmak gerekiyor. Bir aday kendini tanıtırken neler yapıyor? Bu paralar nerelere harcanıyor? Seçim reklamcısı Cenk Sarıcan aktüelde konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Emre Bey. Dün ağırlayacaktık sizi ama İstanbul'un trafiğinin azizliğine uğradınız. Evet, maalesef. Karşıdan tabii Anadolu yakasından buraya geçmek her zaman eskisi kadar kolay olmuyor. Tabii ki biraz trafik mağduru olduk. Buradan tekrardan yayında sizlerden özür dilerim. Ya, estağfurullah. Şimdi isterseniz bu seçim süreci içerisinde siz de çok yoğunsunuz. Galiba 30'a yakın bir adayın değil mi? Bu promosyonlarıyla uğraşıyorsunuz ama şimdi kentten kente, büyük şehirden büyük şehire tabii ki değişiklikler olabiliyor. Siz tabii İstanbul'da olduğunuz için İstanbulluların ilgi gösterebileceği bir takım promosyonları adaylara sunuyorsunuz. Evet. Öncelikle şunu sormak gerekiyor. İlk sıralarda olan adaylar ve sonlara doğru bu listeler azaldıkça, yani dört başı mamur bir promosyon bu süreci atlatabilmesi için bir adayın en az ne kadar parayı gözden çıkarması gerekiyor? Şimdi öncelikle şöyle izah edelim. Tabii bu süreç sadece promosyonluk bir hadise değil. Biz seçim reklamcısı olarak bir adayın dış görselde kullandığı pankartlarından tutun da seçim araçlarında kullandıkları işte görsellerimiz, bunları hazırlamamız bir aslında bir konsept. Biz bir konsept bir çalışma yapıyoruz. Yani bir adayın seçim sürecinde, seçim kampanyasında kendisini daha doğru nasıl tanıtması gerekiyorsa aslında biz bu mecralarla yola çıkıyoruz. Bizim sorumluluğumuz olan kısımlar grafik bölümünden imalat sürecine kadar bir adayın işte nasıl poz vermesi gerektiği, hangi sloganlarla daha doğru yola gideceği, bazen çünkü partilerin genel merkezlerin almış olduğu sloganlar dışında adayların kendi talepleri doğrultusunda başka sloganlarla da hareket etmemiz icap edebiliyor. Bu durumda biz tamamıyla adaya yön veriyoruz. Siz diyor musunuz peki çok ısrarcı bir aday varsa bu slogan olmaz, bunu değiştirmemiz lazım diyor musunuz? Tabii bazen öyle sloganlar geliyor ki hakikaten şimdi bir objektif açıdan bakmamız lazım. Yaptığımız biz bir reklamcıyız. Emeğe değmeyecek diyebiliyor musunuz? Yani biz bir reklamcıyız. Esasında bir iş sahaya çıkmadan önce biz adaya da bu noktada faydalı olmaya çalışıyoruz. Yani buradaki önemli olan nedir? İşte partinin logosu, işte adayın görüntüsü, adayın sloganı kısa, net ve öz olmalı. Yani kendini anlatabilmeli. Bazı adaylarımız maalesef bu sıkıntı yaşıyoruz. Bir seçim bildirgesi gibi pankart bize dizayn ettirmeye çalışıyorlar. Özellikle aday adaylarının sürecindeyken çok değişik, enteresan aday adayları çıkmışlar. Yani komik diyebileceğimiz. Evet. Onların da zaten %80'i aday olamadı. Ama çok konuşuldu. Belki gülerek konuşuldu hepsi ama aday olamadı. Yani dikkat çekmek hedefe ulaşmak anlamına gelmiyor her zaman değil mi? Tabii ki. Yani bazen fazla gösteriş de işi farklı noktalara götürmüş olabiliyor. Şeyle başlayalım, yani öncelikle bir araç süsleme demeyelim de kaplama. Evet. Burada mesela bir partiden aday olacaksa mutlaka genel başkanın da resmi olması gerekiyor galiba değil mi? Öyle tabii bir ki. Şart genel, var mı? Genel yönetmelik olarak böyledir. Yani genel başkanın resmi olmadan bu görsel bir bütünlük sağlamaz. Yani kimin hangi partiden kimin genel başkanında adaysınız? Bu süreci böyle tamamlamış oluyoruz. Muhakkak genel başkanın bir görseli olmak zorunda. Şimdi diyelim ki bir aday... Böyle ben bir tane araba buldum, bunu da böyle bir kaplamak istiyorum dedi, geldi size. Bunun süresi müresi yok çünkü bir kere kaplanacak, istenildiği zaman da ister açsın, düzeltsin, ister düzeltmesin ama bir maliyeti var sonuçta. Tabii ki. Değil mi? Ondan sonra bayraklar, flamalar, başka neler? Promosyonlar, pankartlar. Promosyon dediğimiz neler mesela? Promosyon olarak adlandırdığımız genelde adayların seçmenlerine dağıtacak kalıcı görseller. Yani adayın işte bir masasında kullanacağı ajanda olabilir, kalem olabilir, bir kupa bardak olabilir, kağıt bardak olabilir. Var mı yanınızda? Olabilir. Onlar var tabii galiba. Tabii böyle detaylarımız da var. Mesela kupa olarak adlandırabileceğimiz, defter olarak adlandırabileceğimiz bunlar kalıcı ürünlerdir. Bu tip kalıcı ürünler sergileriz ki adaylar kendilerini uzun süre seçilse de seçilmese de İsmi hafızalarda kalabilmesinin adına promosyon bu noktada detaylıdır. Bunlar değişiklik gösterebiliyor tabii. Deri kaplı olanlar var, derinin kalitesi var değil mi? Tabii ki. Bir araç kaplamak mesela ne kadara mal oluyor? Minibüs tarzı araçlar üzerinden gidelim. Ortalama bir adet minibüs 1300 lira gibi bir rakama tekabül ediyor.
Yani bir aracın ön kaput, sağ sol ve arka kısmı dediğimiz zaman, kaplama kısmı dediğimiz zaman bir minibüs 1300 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Tamam, diyelim ki promosyon için size birinci sırada aday olarak gelen kişilerin aslında seçilme şansı daha fazla ama daha çok nedense onlar bu promosyona daha fazla para ayırıyorlar galiba, değil mi? Yani ya da çok fazla yeri dolaşmak zorunda oldukları için diyelim ki başka bir aday 500 tane yapıyorsa bu kupalardan, bardaklardan onların kaç tane yapması gerekiyor? Şöyle izah edelim onu da. Şimdi aday olduğunuz zaman bir liste var. Listenin bir birinci sırası var. İşte İstanbul birinci bölge için konuşuyorum. Bir de 30. sırası var. Şimdi tabii ki 30. sıradakiyle birinci sıradaki aynı safhada değil. Yani birinci sıradaki olan promosyona daha çok ehemmiyet verebiliyor. Çünkü ciddi manada baktığımız zaman kimse açıkçası boş bir bedel de harcamak istemiyorlar. Evet. Böyle bir süreci yaşıyoruz. Ya 30. sıradaysam niye bu masrafın altına gireyim diye diyorlar. Tabii ki çünkü bu hadiseler hakikaten maliyetli çalışmalardır. Yani evet, bu gördüğümüz hadiselerle bitmiyor iş. Yani bunun hiç görmediğimiz kısımlar, işte meydanlarda gösterebileceğimiz büyük boy pankartlar, işte sopalı afişlerimiz, hakeza söylediğiniz gibi araçlarımız ve bunlar bir taneyle sınırlı değil. Mesela birinci bölgeden bir aday için konuşuyorum. En aşağı 10 adet araba giydirmesi lazım. 10 adet minibüs. Bunun haricinde miting için konuşursak bir tane miting otobüsü yapmak zorunda. 10 adet minibüs. Siz demin dediniz ya bir araç giydirmek ne kadar diye. 1300 lira diye telaffuz ettim. 13 bin. Bir otobüste ortalama 4 bin lira gibi bir rakama mal oluyor. 13 bin, 4, 20 bin lira sırf giydirme. Ve altını çizerek de söylüyorum, bunlar da ses sistemi dahil değildir. Ses sistemi dahil değil. Tabii. Bu benzinle çalışıyor. Şoförü var, mazotu var, her bir şeyi var. Değil mi? Nereden baksanız herhalde en az bir 50 bin lirayı sırf buraya ayırmak gerekiyor. Sadece burası, evet. Yani tabii adayın yanında taşıdığı personelin yemesi içmesi de diyebiliriz buna. Çok ciddi maliyetler. Önemli olan şu, aday kendini nasıl tanıtmak istiyor? Yani adayın gerçekten sıralama noktası iyiyse ve kazanabileceği bir partideyse, aday bu noktada kendisine bile gerek kalmadan çevresiyle birlikte bu işi organize edebiliyor. Yani minimum orta ölçekli olarak konuşayım. Kazanabilecek sıradan bir aday belki cebinden 80 bin lira harcayabilir ama belki öyle planlayabilir. İşin bitiş kısmına doğru bu rakamlar 150 bin liraları bulabiliyor. Bulabiliyor. Tabii ki. Daha çok parayı o zaman benim demin yanılmış oluyorum. Alt sıralardakiler harcamak zorunda, öyle mi? Düzeltiyorum. Üst sıralar için konuşuyorum. Üst sıralar. Tabii. Ben 1 ile 10. Tamam. 10. sıra için konuşuyorum. Şimdi minimum, yani bu iş parasız olmaz mı demek istiyorum ama galiba olmuyor. Yani ben çünkü bu promosyon kısmından biraz uzak kalıyorum. Çünkü eminim bazı vatandaşlarımız evet ilgiyle karşılıyordur bu promosyonları, şeyleri ama açıkçası son dönemlerde benim çevremde sürekli bas ortalarda dolaşan arabalardan çok rahatsız olan insanlar da var tabii ki. Bu başka bir iletişim stratejisi olsa gerek. Sizin şu anda getirdiğiniz örnekler aslında üzerinde, değil mi, parti amblemlerinin, logolarının ve adaylarının resimlerinin olduğu şeyler ama biz burada tabii Yüksek Seçim Kurulu kararları uyarınca bunları yayınlayamıyoruz. Evet. Şimdi geldik kalemlere, bardaklara. 150 bin liradan aşağı bir promosyon, sıradan bir promosyon olması mümkün değil mi? Şimdi iş tabii sadece dedim ki promosyon değil. Yani bir iş baştan sona baktığınız zaman genel bir mecrada incelememiz lazım bu konuyu. Promosyon bu işin artık en son noktası. Hani derler ya işte bir propaganda, kahvenin, yani bir kahvenin 40 dedi. Yıl hatırı vardır. Şimdi bu da onun gibi bir şey. Yani seçmeni bir yere çekmek. İşte daha çok işte miting veya tanıtım günlerinde seçmeni bir noktaya alabilmek için aday promosyona ihtiyaç duymakta. Çünkü orada artık kapladığımız aracın, yaptığımız afişin çok büyük bir esprisi yok. Önemli olan burada seçmen neyle karşılanacak, ne ikram edilecek? İşte bu da bir adayın ikramıdır esasında. Bu da tabii bütçesel olarak değişmekte. Yani belki söylemiş olduğumuz rakamlar yeküne vurduğunuz zaman, adet tirajları arttığı zaman belki telaffuz etmekte zorlanacağımız rakamlara ulaşabiliriz. Bunu gene 1 ve 10 için söylüyorum. Bunu tabii ki herkes yaptırabilir ama açık ve net konuşayım. Şimdi ben adayım. İşte sıram işte 20. Ben promosyona girer miyim? Giremem. Çünkü pozisyonum belli. Opsiyonum belli. Yani 3 aşağı 5 yukarı bir aday zaten hangi süreçte ne olacağını kendisi tartabiliyor. Burada da zaten buna göre hareket etmemiz gerekiyor.
Zaman zaman evet adaylar maddi sıkıntılar yaşıyorlar. Hele ki mecliste olmayan partiler şu anda seçim döneminde ciddi bir emek sarf ediyorlar. Hakikaten çevreyle, dostla, eşle, arkadaşla bir takım bütçeleri toparlayarak bir şeyler yaptırmaya Tabii çalışıyorlar. sağdan soldan bir Tabii. bağımsız adayı duymuştum mesela. Dededen kalan bir şeyleri satmak zorunda kaldım da anca böyle yapabildim. Yoksa normal bir insanın yapabileceği bir şey değil demişlerdi. Siz bu arada aday adaylarını da onların çalışmalarını da yürüttünüz. Sonra aday olamayanlar gelip sizin kapınızı çaldılar mı? Şöyle bir durum. Biz seçim reklamcısı olarak tabii aday adaylığı sürecinde de işte bu reklam işlerinin takibini yaptık, çalışmalarını yaptık. Aslında bizim en sevdiğimiz nokta orası. Neden? Daha fazla bir portföyümüz var. Daha fazla bizlere ulaşan var. Bu noktada daha çok araç, daha çok pankart. Tabii orada pek fazla promosyon gitmez. Çünkü işin ilk süreçleri olduğu için aday daha çok kendini bir mecraya tanıtmak. İşte bazı partilerde ön seçim, bazı partilerde temayül yoklaması diye adlandırdığımız bu aday adaylık sürecinde aday daha çok işte bir broşürle, bir pankartla, bir araçla kendini kamuoyuna duyurmaya çalışıyor. Daha sonra teşkilat içinden bir takım işte oylar alarak, bir takım seçimler yapılarak adayın gerçek adaylığını tescil ettirmesi gerekiyor. Bu süreç mesela bizim başımıza şöyle bir olay geldi. O süreç galiba sizin en çok çalışmak zorunda olduğunuz, değil mi? Onlarla Tabii çalışmak zorunda ben olduğunuz dün süreç. yayına geç kaldım ama öyle bir durumda geç kalma şansımız yok. Gece gündüz hizmet veriyoruz bu noktada. Ekibimiz sürekli teyakkuzda 7-24 bu konuda hizmet veriyoruz. Çünkü hakikaten bu işin duruşu yok. Yani duru yok. Muhakkak o gece, o saat, o dakika o çalışmanın adaylara teslim edilmesi gerekiyor. O zaman biz Çünkü... sizi sorumlu olduğunuz adayla birlikte yayına davet etmemiz gerekiyor. Yayına zamanında gelebilmeniz için herhalde. Peki şunu da soralım. Tabii ne kadar çok harcanma meselesine geldiğimiz zaman bunun bir sınırı yok. Çünkü adaylar isterse ünlü sanatçılara konser de verdirtebiliyor. Evet. İşte bir girişte gördüğümüz gibi geçmişten gördüğümüz bir takım partilerden konser öncesi işte balık ekmek, döner ekmek, bütün Evet. gıda ihtiyaçları, promosyonlar, bakliyatlar, kuru gıdalar bunun sınırı yok yani. Ben şu kadar harcayacağım, 50 milyon Türk lirası harcayacağım diyen bir insana hayır harcayamazsın diyemezsiniz tabii ki. Evet, esasen çok doğru bir yere çektiniz konuyu. Aslında anlatılmak istenen bu. Yani bu işin bir sınırı yok. Yani bir aday evet belki 100 bin lirayla bu iş süreci atlatırım diye planlayabilir. Belki misal veriyorum 50 bin lirası cebinde kalabilir. Harcamayabilir. Ama öyle bir aday vardır ki işte 100 bin lira ben harcayacağım der. 300 bin lirayla bu işin içinden çıkamaz. Çünkü çok farklı noktalara gidebilecek bir hadise. Yani reklamcının da burada işi şu. Bir aday hakikaten seçmene nasıl yaklaşmalı? Mesela yerel seçimlerde bir belediye başkan adayının metro istasyonlarında poğaça dağıtmasını sağladık. İşte üzerinde ambalajında kendisinin isimlerinin, logolarının olduğu yer aldı. Sabahı saat 7.30 belediye başkan adayı metro istasyonunda insanlara poğaça ve meyve suyu ikram ediyor. Bu da aslında böyle bir promosyon baktığınız zaman. Yani seçmene kalıcı bir şey bırakabilmek. Bu da kalıcı bir tebessüm, kalıcı bir merhabaydı. Bu süreçte gayet başarılı geçti. Yani rakamsal telaffuzumuz yok. Rakam net tahmin edemeyiz, net izah edemeyiz, sınır yok. Gene söylediğim gibi siz kendinizi nasıl tanıtmak istiyorsunuz? Peki en çok geri dönüşümler de oluyor. Yani sokak sokak dolaşan bir seçim arabası olmadan da bu iş yürütülemez mi? Yani elbette ki siz o araştırmaları yapmışsınızdır ama oy verene giden en etkili promosyonlar, propagandalar, propaganda araçları hangileri mesela? Bu araç da olabilir, bir bardak mıdır, bir önlük müdür, ev hanımını kişiden kişiye değişiyordur Tabii. herhalde bunlar. Tabii. Şöyle bir süreç. İşte genç kuşak var. Bir ev hanımı diye tabir ettiğimiz bir kesim var. Esnaf dediğimiz bir ağ var. Şimdi bunların hepsi aslında kendine göre bir kitlesel durumları var. Şimdi bir esnafa elinizde misal veriyorum. Bir mutfak önlüğüyle gitseniz çok büyük bir cazibesi yok. Ama bir ev hanımına mutfak önlüğüyle gittiğiniz zaman bir artısı var. Gene değiştiriyorum. Esnafa işte bir kupayla gittiğiniz zaman bir esprisi var. Ev hanımına gittiğiniz zaman var bir artısı ama
Çok açıkçası onu hoşnut edecek bir durum değil. Yani işte bu ajanda vesaire hepsi kitlesel olarak insanlara dağıtılmakta. Yani adayların işte genç kuşak, ev hanımı ve esnaf grubu veya STK'lar olarak adlandıracağımız kesimlere farklı promosyonlarla, farklı tanıtım mecralarıyla gitmek zorunda. Yani işte bir adayın seçim bildirgesi vardır. Bir seçim bildirgesini bir genci okutamaz. Anlatamaz onu. Doğru. Onu daha farklı şekilde anlatması gerekmekte. Biz de bu konuda elimizden geldiğince seçim reklamcısı olarak adayların bu süreçte daha doğru yol izlemelerine, gerçekten evet bir bedel harcanıyor ama nokta atışı yapılabilecek tercihlerinin olmasını bu konuda biz sağlıyoruz. Erken seçimi de dört gözle bekleyenler arasında sizler de oluyorsunuz o zaman. Çünkü ne kadar çok seçim yapılırsa kısa süre içerisinde sizin de işler tabii ki o kadar artıyor. Tabii şöyle bir şey. Tabii ki bir reklamcı olarak seçim bizim için bir artı. Ama tabii ki memleket vatan meselesi olduğu için erken seçim neyi doğurur? Neye artıları vardır? Neye eksileri vardır? Bu konuda biz yorum yapmamış her olalım. Şey, çünkü seçim gibi değil diyor. Tabii seçim evet güzel bir şey. Biz reklamcılar için artı bir değer ama bu memleket sadece reklamcılardan ibaret değil. O yüzden her zaman seçim olmasına veya erken seçim olmasına şahsım adına ben tercih etmem. Peki Cenk Sarıca, teşekkür ediyoruz. Ben umarız teşekkür hayırlı ediyorum. Bir seçim olur. İnşallah. Şu an kaç adaya hizmet veriyorsunuz? Şu anda 30'a yakın bir adayımız var. Bu adaylarımızın dediğim gibi seçim reklamcısı olarak tüm araçlarını, pankartlarını, tüm matbu görsellerini, seçim bildirgelerini, kullanacağı, meydanda kullanacağı işte büyük boy pankartlar, promosyonlar olmak üzere bunların tamamını koordine ediyoruz. Gene dediğim gibi 7/24 bu konuda hizmet veriyoruz. Yorucu bir dönemimiz var. Hızlı olmamız lazım, yetiştirmemiz lazım. Bu konuda ekibimizle beraber hizmetteyiz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bu akşam da Aktüel'in sonuna geldik.